Ev kuşundan herkese merhaba. Malum kış. Hava soğuk. Ay garibimi görseniz var ya, ne şartlarda çalışıyor. Babacığım, baba diyeceğim bundan sonra. Özdeyişe. Baba. Ay montu yok. Bir el atıverin. Garibi sevindirin, bir mont gönder. Ay efendim, bugün pek bir neşeliyim çünkü çok sevdiğim, yine meslektaşlarımdan çok değerli bir isim Nilgün Kasapbaşoğlu'nun evine konacağız biraz sonra. Hadi bakalım çalalım. Çalmıyor mu? Ana. Ne güzel. Geldim, 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 geldim. Geldim. Ana, ortak nasıl şeyimiz değil mi? Takıldım. Bayram sen ne güler? Hello. Baleye başladım. Ay o kapıcıyı çağırmadın mı öyle? Aa, hoş geldin. Merhaba. Oh. Oh. Bereketinle geldi. Evet, yağmurla geldi. Zilimiz çalmıyor. Fark ettim. Ay benim torun buradaydı. Ya. Zil çalınınca uyanıyor. Uykusu çok hafif. O yüzden zili iptal ettik. Onlar gitti. Tekrar yapmayı unuttu eşim. Evet. Öyle oluyor zaten. Buyurun. Kameraman arkadaşlarımız Özdeyiş ve Mengütay da içeri buyururken biz daha sonramıza buyuralım. Sonrasında keyifli bir sohbetin fitilini ateşleyeceğiz. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda yaşadığı zorluklar hüzünlendirecek. Ben biliyorum yürüyerek ve aç tiyatroya oyuna gittiğimi, çünkü hala tiyatro sanatçıları. Sesiyle hayat verdiği Yeşilçam'ın çocuk starları evrimi şaşkına çevirecek. Kendileri konuşuyor. O ne yetenekli çocuk yoldu Sezer'cığım. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun eşi Namık Bey'in kulakları çınlatılacak. Ben burada istiyorum, eşim aşağıda istiyor. Niye öyle? Ev büyük ya, kullanalım. Hayır hayat. Beyazdan sarıya dönen mutfak dolapları evrimi zehir hafiyeye döndürecek. Bak yine geldiler bana. Ya. Yine geldiler Nilgün'üm. Seni üzenlere karşısındayım Nilgün. Nilgün Kasapbaşoğlu yemenisini bağlayıp mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. O yaptığım acılı domatesli biberlerle hayatım bir menemen yaparım. Elbise dolu kıyafet odası evrimin aklını başından alacak. Ooh, my goodness. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Alayım baltanı. Tabii ki, ne iyi ettiniz, bizi kabul ettiniz. Aa, olur mu, senin gibi güler yüzlü böyle pozitif enerjili bir bayanı kabul etmek ne demek? Başımın üstünde yerin var. Ay ayakta bıraktım seni. Ya pozitif pozitif de bu aralar benim mutsuz olduğumu iddia eden arkadaşlarım var. Çok mu mutsuzum be? Yo, niye? Her dakikada böyle olmaz ki. Deli gibi düzenler. Saçlar çok yakıştı ya. Ayrıca. Evet. Biliyorum. Ben bu parfümü biliyorum. Biliyor musun? Bir kabul. Ay dünyanın en güzel parfümü Türkiye'de yok. Aa, ne sıcacık ev, ne güzel. Buyur buyur hayatım. Ay çok hayatım. Güzel ev, sıcacık. Ah, bir, teşekkür ederim. Şey, ay havası var. Hani Avrupa'ya gelmişim sanki de böyle bir country evi gibi. Biraz daha başındayız biliyorsun. Estağfurullah. Ama öyle değil miyim? Buralar da artık çok evet, vallahi ben çok mutluyum. Sarıyer sırtlarındaki muhteşem evinde bizi ağırlayan Nilgün Hanım'a çok teşekkür ediyor. Ve evrimin ön hazırlıkları ışığında oyunculuğa duyduğu aşkla sohbetimize devam ediyoruz. Ama bir daha dünyaya gelsem bir daha oyuncu olurum dersiniz değil mi? Derim. Her zaman derim. Başka bir derim. Şey yapamayız. Yok. Bence. Geçen gün bir sahne çekiyorduk. Gözde ile ben elektriğe tutuluyoruz. Yılbaşı gecesi yayınlandı. İşte saçlarımızı böyle bu kadar kabarttılar.
böyle öyle oturuyoruz ikimiz de ezber geçiyoruz. Dedim ki bakın çocuklar, benim yaşımdaki akranlarım şu anda işte yemeklerini yaptılar, kocalarını bekliyorlar, torun sallıyorlar. Günlere yani, gidiyorlar. Günlere gidiyorlar. Bakın dedim ben ya ne kadar güzelim, bu hale başka nasıl gelebilirdim bu meslek olmasaydı. Çok keyifli işimiz var. Çok şanslı. Evet. Zor ama keyifli. Yani dışarıdan herkes diyor ki ne kadar keyifli diyor. İkimiz de içinde olduğumuz için cidden sıkıntılarımız üzücü da var. Üzücü yanları var evet. Var. Sıkıntılarımızdan da üzüldüğümüz anlar da var ama genele baktığımızda hep şunu düşünüyorum. Başka bir şey bilmiyorum hayatta ve yapamazdım da herhalde. Yani öğretmen olsaydım bu kadar mutlu bir öğretmen olamazdım belki. Ve bu hani işine de yansır ya, işinde mutluysan verimin artar. İşte hangi iş olursa olsun, sevilerek yapılan iş en güzel iş bence. Benim meslek seçmeye zaten şansım olmadığı için onu hayatım. Konuşacağım işte. Ama o yüzden canım babacığım, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Çünkü ben ilkokula başlamadan bu ya, mesleğe başladığım için. Bir baba ya ne kadar aslında vizyon sahibi, öngörülü. Her şeyden öte bir kere modern bir adam. O dönemler ben biliyorum artist olmak, futbolcu olmak ayıp şeylermiş. Tabii, tabii. Hoş karşılanmazmış. Tabii, annemin ailesi karşı çıkmış zaten. Onlarla epey sürtüşmüş, ters düşmüş. Ama kendi hayalini ben de gerçekleştirmiş. Ama iyi ki de gerçekleştirmiş. Ona izin vermemişler, onu memur yapmışlar. Ay, çünkü senin de dediğin gibi o zaman artiste kız verilmiyormuş. Verilmiyor, artist kız da alınmıyor. Alınmıyor. Evde kalacak bizim kız diye. Ay ne güzel ya. Yalnızca halk arasındaki önyargılardan kaynaklanan sıkıntılarla değil, maddi zorluklarla da savaşmış Nilgün Kasapbaşoğlu. Tıpkı pek çok usta oyuncu gibi. Biz çok, ben biliyorum yürüyerek ve aç tiyatroya oyuna gittiğimi. Çünkü hala tiyatro sanatçıları çok para kazanmıyorlar çok maalesef. Maalesef. İşte bir de ek iş yapmasan işte o bir sanatçının bir giyinmesi lazım, davetlere katılıyorsun, okuması lazım, seyretmesi lazım. Görmesi bunların lazım, evet görmesi, lazım. Gezmesi lazım. Bunların hepsi para. O yüzden çok ufak paralar aldığımız için çok yürüyerek ve aç gittiğimi hatırlıyorum tiyatroya. Evet, tamam. Ama benim bir huyum vardır. Ben o yokluk çektiğim günlere hep şükrederim. Yani bugüne şükrediyorum tabii ama o günlere daha çok şükrederim. Belki bugünlerin kıymetini bilmezdim. O günleri yaşamasaydım. Tabii ki. O zaman Nilgün Kasapbaşoğlu da olmazdı evet, belki de. Evet, evet. Hazırak olmak zaten iyi bir şey değil. Değil vallahi değil. Sizin kuşağınız her zaman, hep söylüyorum yani babamdan dolayı, annemden dolayı biliyorum. En zor nesilmişsiniz bence. Evet, öyle. Belki sizden öncekiler bile daha rahattı da sizin o geçiş dönemi, Arap evet, dönemi. Evet, evet. Çünkü her şey yeni başlayan, ülke yeni. Sanat yeni doğuyor, yeni yeni yeşeriyor ve siz aslında en zorunu, en cefasını çeken insanlar. Evet. Biz şanslıyız, biz şu an aslında şikayet ediyoruz da sefadayız. Şimdiki hani siz gençlerin de başka sorunları var. Yani biraz meslek birliğiyle ilgili sorunlarımız yani, var. Sorunlar var. Şimdi, şimdi eskiden usta çırak ilişkisi vardı. Tabii ki okuluna gene gittik. Yani gene gittim konservatuara. Şimdi pek sizin o imkanlarınız yok. Hocalarımız çok önemli hocalardı. Melih Cevdet Anday, Cevdet Kudret Aksal, Allah uzun ömür versin, Yıldız Kenter. Şimdi artık talep çoğaldığı için çok okul oldu. Çok okul oldu. Çok okul olunca da öğretmen sayısı bence yetmiyor. Yetmiyor, doğru. Çok doğru. Birazdan şimdiki jenerasyonla ilgili tespitleri Evrim'den alacağız ama öncesinde usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nu sahne performansıyla bir hatırlayalım mı? Bir vatanına şimdi sayaç bir yıl daha atacak ya, ona gergin. Bir vatanına sana bir teklifim var. Bizim sanayiden Nuri abi var. Gel ben seni oraya götüreyim. Sana bir kaporta, bir boya çekek. Bir de sayacı geri attıra. Cillap olursun 0 kilometre. Münasebet yoksunu. Ay. 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 Bizim şansımızda şu olabilir mi? Usta çırak ilişkisi kalmadı ama dünya küçüldü. Teknoloji sayesinde. Evet, küçüldü. Doğru. Bugün işte atıyorum best model güzeli işte Kıvanç Tatlıtuğ'u ele alalım veya herhangi birini. Bir dizide oynuyor. Aha ne kadar başarılı, parlak diyorlar. Çat
yaz tatilinde gidip Amerika'da workshop'unu alıyor. Evet, evet. Daha bir katıyor evet, ki evine. Evet, evet. O konuda şanslısınız. Bu evet, konuda çok doğru. Şanslıyız. Doğru. Dünya küçüldü. Eskiden bizim zamanımızda ne gitmesi telefon bağlanmıyordu. Ya. Ankara'ya telefon bağlanıyorduk, iki gün bekliyorduk. Ya ben bir de çok sizin hayatınızı araştırdığımda gelmeden önce çok şaşırdığım bir şey var. Bilmiyordum tabii bunu. Hani sizin dublaj yaptığınızı hep biliyorum. Ama hani yetişkin sesinizi biliyorum. Tanıyorum sesinizi çünkü. Ta tek kanallı dönemden bu yana. Ama asıl benim hani çok şaşırdığım mevzu Sezercik, Ayşecik değil mi? Ayşecik değil. Yok neydi? Gülşah. Gülşah. Sezercik. Bana da unutturdun. İlker. İlker. Sezer. O, İlker. Berker'in oğlu. Bütün çocuk yıldızları konuştum. Seslendirmişsiniz evet. Ya. Eminiz tıpkı bizim gibi pek çok izleyicimiz de Nilgün Hanım'ın bu özelliğini şimdi duyuyorlardır Evrim. O zaman ne yapıyoruz? Nilgün Kasapbaşoğlu'nun sesiyle hayat verdiği Yeşilçam'ın çocuk starlarına merhaba diyoruz. Avrupa taşıyım. 25 kuruşa. Çırak götürecek hanımefendi her zamanki gibi. Ben götüreceğim. Sana para vereyim ama o abi götürsün olur mu? Peki, peki. Nedir bu resimler? Bunlar mı? Tom Brax, Red Kid, Zagor, Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske. Ya. Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır.